Efendim, kutuplaşan toplumu birleştirmek için çıktı yola. Yasakların, yoksulluğun ve yolsuzluğun önüne geçebilmek adına. Bu ilkeler ışığında yürüyüşüne devam ederken sabrı ve nezaketi asla elden bırakmadı. O halde konuşmalarını yapmak üzere 13. Cumhurbaşkanı adayı 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyü teşrifini arz ederim. Efendim hepinize afiyet olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Değerli dostlarım, çok güzel konuşmalar yapıldı. Benden önce Sayın Davutoğlu konuşmasında Yunus'tan da söz etti. Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği, hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler: İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Buradaki temel felsefe kendini bilmektir. Kendimizi nasıl bileceğiz? Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus'un gereğini, Yunus'un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek topluma adanmışlıktır aynı zamanda kendini bilmek. O nedenle bizler 6 lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur, bilim yoludur. Dolayısıyla bu yolda çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destek amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin vicdanına emanet edeceğiz adaleti. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel sofrayı hazırlayan ve beraber olmamızı sağlayan Sayın Davutoğlu'na da hepinizin huzurunda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Efendim, bir müddet sahnede tutmamız gerekecek sizi. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na il başkanlığımızın sembolik olarak dikilen fidanların sertifikasını hediye edecek. Bunun için de il başkanımız Sayın İsa Mesih Şahin Beyefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Afiyet olsun.